صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم صلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله رمضانımı bırakmam. 24 yaşımda başladım. Allah herkese nasip etsin Ramazan olsun. Akşam bitirdim. Bir tespih çektim. Allah her ruhunu bağışladı. Herkesi okurum. Vallahi ben gelmez. Kim olsa yolda eşitip ben de çıkmadım. Araba yerine. Arkadaşlar komşu bilir. Mehmet abi bilir. Ben de helvacıdan balon. Bunların çoluğu çocuk bunları da kurttuk hep. Dizsiyle. Askere geldi gitti. Herkesi çocuklar bu muhtaç etmedim. Kirayı da karşıladık. Acıkı da doyurdum oğlana. İstihacı oldu geldi ağladı sızladı bildim. Ümür'e geçirdim. Darka dedi Çalışken'e 6 sene. Sıkıntı çokmuş ben bilmiyordum. Geldi hanım eksik gelinle geldi arabayı. Bile bu dedi bize bana çok sıkıntı var. 4 sene bitti onun parayı daha yemedi içmedi de helvanı da gelirim giderim. Tahlı olsun olacak. Hanım sen sarap tutuyor. Biberi tek koldukla çalışıyoruz. Hadi de bunu nasıl bir derse gideyim dedim. Oğlana da söyledim. Oğlum daha benden işi aşmış. Al oğlum dedi. Al sermeyi dedim. Helva da vardı. Gittim. Al bıçağı dedim. Ham maden çalış. Hem kanı yedim. Çocuğu. Yine iş yaptı. Yine dayısın hacıyla gitti. Benim dayınçı hacı gitti. Ümür ettiler. Allah kabulümüz. Amin. Onu baba dedi gel kendi ben 500 lira varsa 500 lira daha getir dedi çocuk. Ya olur ihtiyacı oluyor çocuklar. Şehirde duruyor mu? Aç mı? Tok mu? Bilmiyoruz. Burada köyde yani. Gider bir de meksik komşu da hani veriyorlar. Ödüş. Evet. Ödüş. Tabii, ödüş tabii. Veriyorsun. Ödüş olmasa almıyorlar. Birbirimizi almıyoruz. Bilmiyoruz. Yani. Yani. Neyse çıkardım dayısını hayırdan gittim. Baba eve geldi de. Baba parayı gittim de. Gittim oğlum dedim. Şimdi çıkardım gittim. Oğlum var da ihtiyacı. Dedik. Ana bu zamana da idare ettik. Sigortası vardı oğlan. Sigortası vardı. Ben yeşil kaldım. Yeşil kaldım. De, devlet dedi. Oğlan bak çıktı dedi. Tamam dedi. Benim ailem yok. Yerim yok. Kaç sene çalıştı şeyde madende? Madende dar kaldı. 6 sene çalıştı. Şu anki kaza geçti. Kaza geçti 4 gün. 4 gün? 4. bir ölüm oldu. Burada dar kaldı. Sadece çalıştı. Oraya göçük yaptı. Ölen oldu. Oranın şirketi kapattı. Oradan çıktı. Bir buçuk sene boşluk vardı, ben baktım dedi oğlana. Bir buçuk sene boş vardı, ben baktım. İnşallah çalışayım, bu nedir? O 4 gün gittiği zaman orada çalışma şartı olmalı. Konusunda söyledi, 4 gün içerisinde bir şey. Ben yani hiç... Eksiklik falan bir şey yapmasın. Hiç öyle bir şey demedim. Anne sen yanına gitti, ben de evdeydi biz. Dedi, anne ben de işe başlayacaksın. Ne adam soyusun Mazı değil mi? Mazı, Mazı. Emin? Emin Mazı. Dedi, anası da hayırlı olsun dedi. Ana hayırlı olsun oğlum dedi, işe dedi. Babama bir dedi. Baba ben aldım, ne yaptı oğlum dedi. Baba ben işe başladım. Allah hadi kazadan, beladan korusun. Hepimiz dedim ben yine. Baba dedi, dayıma dedi, amcama mı çekişime dedi. Dayım amca ben dedi, onlar bana bu zaman idare ettiler dedi. Oğlan yine telefondan. Oğlum da amcama dedi, ne çekişin dedim. Ana işe koymuyor dedi, onlar burada kalacak. Allah kuvvet versin. Önemli olan helal. Ve alın teriyle alınan bir rızıktır. Amin. Bu evet. Rızkın bereketi de vardır, hayrı da vardır inşallah. Bir sinir daha çölden yengeler bir zaman bak bütün köyde dolaşırım. Daha çölden ben oğuşaları parası olsun olmasın sevindiririm. Bir yenge çocuk ağlıyor, depme atıyor, anlıyor ben çocuğu. Yenge parası varsa bile ama istemiyor. Ya balon bir helva keser, bir elinle. En büyük sevabı kazanıyorsun. En hangi köye varsam kapı açıktır. Daha çekişiyorlar beni, ne gelmeyin diyorlar.
Mehmet abi, helvacı mı diyorlar bana? Helvacı Mehmet'i gelmiyor eve diyorlar. Bir kez ben gelse helva sapmak düğün vardı, hayır var diyorlar. Bir gece hayır var diyorlar. Yani bu işi karıştı. Allah hayırlısı kabul etsin inşallah. Kimse de... Mehmet amca tekrar başın sağ olsun. Sağ olalım. Tekrar cennet olsun ol. İnşallah. Allah hayırlı versin. Allah hayırlı Allah'a hamdolsun Müslümanız. Onun için biraz metanetli olmanız lazım. Burada da bir şey var. Abi otur. Ömer. Kardeşimizin babasısınız. Şimdi öncelikle ben Muzaffer abime şunu söyleyeyim. Az önce kardeşimiz de ayet-i kerimede okuduğu gibi اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُوا مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاِنَّ لِلّٰهِ مَعْجُونَ Muhakkak ki biz Allah'tan geldik. Dönüşümüz de mutlaka Allah'adır. Onun için Allah'tan gelen başka bir şey yapıyoruz. Bize düşen biz inanan Müslüman olarak Allah'a hamdolsun. Müslümanız ve bize düşen de güzel bir sabırdır. Allah bizi bazen açlıkla, Allah bizi bazen canlarımızdan, bazen mallarımızdan eksiltmekten bizi imtihan edecektir. Bu da hayattır, imtihandır. O hayatımızı sürdürelim. Bakın ölüm ansızın gelir. Ne zaman geleceği belli değil. Gelirken bize sormaz, danışmaz. Bir sürü plan ve programımız vardır. Ama bir gelir ki tüm hesaplar yarıda kalır. Kaldı, hep kaldı, geri. İşte onun için burada önemli olan buradan ders çıkararak hayatımızı ona göre şekillendirmek, ona göre Allah'ın ve Resulü'nün istediği bir tarzda hayatımızı devam edelim. Ailemizde Müslüman olacağız, ticaretimizde Müslüman olacağız, komşumuzda Müslüman olacağız. Müslümanca yaşama hayatımızın her alanında olacak. Böyle olursa inşallah Allah-u Teala da bizi affı mahfiretine dahil eder. İnşallah bu acı olan, gerçekten çok feci olan bu tarz kazaları da bize belki de ders çıkarmamıza vesile kılar. Ve Allah-u Teala bir daha da bu acıyı ne size, ne Müslümanlara, ne de tüm dünya Müslümanlarına, ülkemize böyle bir acıyı bir daha da göstermesin. İnşallah. Coşkunu da yukarısın, ailen getir. Var ailen. Ailen buradan gitmek. Ben buradan nereden gittim? Ben bilmiyorum bu. Emma başka taraftan geçmiyor. Ben ayağımı sürüyorum. Kaşık vardı yanımda bak. Yok. Sepetin de içinde var. Kardeş alıp da. Hemen alın. Ha. Ha. Bir tane mi vereyim, iki tane mi? Gel kardeşim buraya sen. Gel buraya gel. Gel canım kardeşim. Yemesen aşağı gel. Çok
Üç tane, üç tane. Kameraman geç. Yakıp da inan. Gelin abi, buyurun. Bu kaza Allah tarafından, Allah'ın takdiratında olan bir şey. Allah dilemezse yaprak bile yerinde kıpırdamadığına göre bu kaza da onun izni olmadan olmaz. Rabbimden dileğimiz ne sizlere ne bizlere ne bu ülkede yaşayan tüm Müslüman dünyanın tüm Müslüman kardeşlerimize böyle bir acı bir daha da yaşatmasın inşallah. Temennimiz budur. Ben şunu da söyleyeyim. Yani bu günden bu yana biz parti olarak da gerek yeraltı maden işletmesi gerek yer üstü maden işletmesi. Çünkü kaç sene belki kimse uğramadı bu tarafa hiç. Sendika öğrendi. 400 sene belki yok da mesela yövmesi kesildi. Sene kadar bir Allah'ın kulu uğramadı bu tarafa. Bu babanın halini görüyor musun? Cenazesini kaldıracak vakti vardı veyahut da yoktu. Bunu gelse de veyahut da iyi kötü bir yardımda bulunsa veyahut da cenaze yardımda olsa yoktu. Ya bir gelsin ya da başını sağ olsun gelen uğramadı ya. Burada yok. Bir baş sağlığı bir adresin de. Baş sağlığı dilesin. Hiçbir şey istemiyoruz. Yeter ki baş sağlığı da gelsin. Yani böyle böyle olmadı oldu bu iş. Ama gelin desin ama gelen olmadı. Yani kömür işletme sendikası. Evet. Türkiye kömür işletmeleri sendikasından gelen olmadı hiç. Hiç kimse gelmedi. Geçmiş olsun taziye dileğinde bile. Yok yok. Özel gelen kuruluşlardan yok. Gelen oldu. Onlar da gelen olmadı. Bunlar çok manidar. Tabii arkadaşlar not alıyorlar. Biz bunları inşallah. Çünkü şöyle bir şey var. Yani biz bu çocuktan tamam onlara bir kuruma veyahut da şeye gidiyor yatırılıyor para ama hiç olmazsa başının sağ olsun gelin. Yok uğrayan olmadı. He, biz geldiğimiz zaman bir kötü bir hareket mi oluyor? Yok. Yeter ki gelsin de bizimle bir acılarımızı paylaşsınlar. Yok kimse yok ortada. Evet. Halbuki bizim kültürümüzde, bizim adetimizde normalde ne?